temel aritmetikle uğraştığımız zaman somut sayıları görürüz. Mesela 23 artı 5'i görürüz. Buradaki sayıların ne olduğunu biliyoruz ve bunları hesaplayabiliriz değil mi? Sonuç 28 olacak. Veya 2 çarpı 7 diyebiliriz veya ne bileyim 3 bölü 4 diyebiliriz. Ve tüm bu durumlarda tam olarak hangi sayılarla uğraştığımızı biliyoruz cebirsel dünyaya girmeye başladığımızdan beri bunu siz de biraz görmüşsünüzdür. Değişkenlerle uğraşmaya başladık. Ve değişkenler onları düşünmenin birçok yolu var ama aslında onlar sadece değişebilen değerler veya ifadelerdir. Bu ifadelerdeki değerler değişebilir. Örneğin eğer x artı 5 yazarsam buradaki bir ifadedir. x'in değerinin ne olduğuna göre bu da bir değer alacaktır. Eğer x değeri 1'e eşitse, o zaman buradaki x artı 5 ifademiz, burası 1'e eşit olacaktır. Çünkü şimdi x 1, 1 artı 5 olacak. Bu yüzden x artı 5, 6'ya eşit olacak değil mi? Eğer x ne bileyim eksi 7 olsun. O zaman x artı 5 neye eşit olacak? Şimdi x eksi 7'ye eşit ise cevap eksi 7 artı 5 yani eksi 2 olacak. Dikkat edin buradaki x bir değişkendir ve değeri değişebilir. Ee, ve burada x bir ifadede yer alıyor. Aynı zamanda bunu denklemlerde de görebilirsiniz. Aslında bir ifade ve bir denklem arasındaki farkı bir ifade sadece değerlerin bir açıklamasıdır, miktarsal bir açıklamasıdır. Yani bu bir ifadedir. Bir ifade şöyle bir şey olurdu. Burada gördüğümüz şey gibi x artı 5. Bu ifadenin değeri değişkenin değerine bağlı olarak değişir ve e, burada tek değişken x. Diğer bir ifade şöyle olabilirdi. Ne bileyim mesela y artı z. Şimdi elimizde iki değişken var değil mi? Eğer y 1 ise ve z 2 ise 1 artı 2 olacak. Eğer y 0 z eksi 1 ise 0 artı eksi 1 olacak. Bunların hepsi hesaplanabilir ve bunlar ifadeye göre bir değere sahip olurlar. Bir denklemde ise aslında ifadeleri birbirine eşit olacak şekilde yerleştirirsiniz. Onlara eşitlik de dememizin sebebi budur. İki şeyi eşitliyorsunuz. Bir denklemde bir ifadenin diğer bir ifadeye eşit olduğunu görürsünüz. Yani mesela x artı 3 eşittir 1 diye bir şey söyleyebilirsiniz ve bu durum sadece bir bilinmeyenli bir denkleme sahip olduğunuz anlamına gelir. x'in aslında ne olması gerektiğini bu Senaryoda bulabilirsiniz ve bunu kafanızdan da yapabilirsiniz, değil mi? Ne artı 3 1'e eşit olur. Bunu kafanızdan yapabilirsiniz. Eğer eksi 2 artı 3 1'e eşitse, yani bu durumda bir denklem değişkenin alabileceği değeri kısıtlıyor. Ama e, bu kadar da kısıtlaması gerekmeyebilir. Mesela x artı y artı z eşittir 5 diye bir denklemimiz de olabilirdi. Şimdi biri diğerine eşit iki tane ifademiz var. 5 burada sadece bir ifade ve burada da bazı kısıtlamalar var. Eğer biri size y ve z'yi söylerse elinizdeki şey x olacak. Eğer biri size x ve y'yi söylerse bu z'nin ne olacağını belirler. Ama bu değişik şeylerin ne olduğuna bağlı olarak değişir. Yani örneğin eğer y3 ve z2 deseydik bu durumda x ne olurdu? Eğer y3 ve z2 ise sol taraftaki ifademiz x artı 3 artı 2 olacak. Bu da x artı 5'e eşit olacak. Buradaki kısım 5, x artı 5 eşittir 5. O zaman ne artı 5, 5 edecek? Şimdi bunu kısıtlıyoruz değil mi? Bakın x'in 0'a eşit olması gerekiyor. Ama buradaki önemli nokta umarım ki bir ifade ve bir denklem arasındaki farkı e, anlamışsınızdır. Bir denklemde aslında iki ifadeyi eşitliyorsunuz. Burada almamız gereken önemli nokta bir değişkenin problemin durumuna göre farklı değerler alabilmesidir. Şimdi şimdi Konuyu tam olarak anlayabilmek için değişkenlerin farklı değerleri aldığı birçok ifade hesaplayalım. Yani örneğin şöyle bir ifademiz olsaydı. x'in y'inci kuvveti eğer x 5'e eşitse ve y de 2 ise, y 2'ye eşittir, hesaplamamız gereken ifademiz bu hale gelirdi. Şimdi x 5'e eşit olacak, x 5'e eşit, y 2 olacak, 5'in ikinci kuvveti olacak ki o da 25 olarak hesaplanır değil mi? Eğer değer değişirse, eğer x, bunu aynı renkte yapayım. Eğer x eksi 2'ye eşit ve y de 3 olsaydı, o zaman bu ifade hesaplandığında, o renkte yapayım, x yerine eksi 2. Bu bizim bu durumda x yerine koyacağımız şey ve y şu anda 3 eksi 2'nin üçüncü kuvveti. Değil mi? Eksi 2'nin 3. kuvveti ki o da eksi 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi 2'dir. Yani eksi 8'dir. Eksi 2 çarpı eksi 2 artı 4. Artı 4 çarpı eksi 2 bir kez daha eksi 8'e eşittir. Yani gördüğünüz gibi değerin ne olduğuna bağlı olarak sonuçta değişir. Daha karmaşık bir şeyler yapalım. x artı y'nin karekökü ve sonra bir de eksi x gibi bir ifademiz olsun. Eğer x 1'e eşit dersek ve y'ye de 8 verirsek, o zaman bu ifade hesaplandığında her x gördüğümüzde oraya, yani burada birimiz var. Ve burada da birimiz var ve her y gördüğümüzde oraya da 8 koyarız değil mi? Ve böylece değişkenleri yerleştirmiş oluyoruz. Yani kök işaretinin altında 1 artı 8, 9, 9'un kare kökünü alırsınız. Bu koca şey böylece basite indirgenir. Değişkenleri bu hale gelmeleri için yerleştirdik. Bu kadar şey 3 haline gelene kadar sadeleşti. 1 artı 8, 9'dur. Bunun kare kökü ise 3'tür ve sonra... 3 eksi 1'imiz var ki bu da 2'ye eşit.